Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la gıbetü lil müttegîn ve la udvâne illa alel zâlimin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âmenüttegullâhe وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهِ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Sadakallahu l-Azim. Ve gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, اَكْثِرُوا ذِكْرَ هَذِمِ الْلَذَّاتِ Sadaka Resulullah ve neteka Habibullah. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, öncelikle Yüce Rabbim bugün bu alemden ebedi aleme uğurlamak üzere olduğumuz merhum kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Rabbim yolculuğunu güzel mübarek eylesin. Varacağı berzah alemini cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Ayrıca cenaze sahibi kardeşlerimize, ailesine, yakınlarına, sevdiklerine, dostlarına Yüce Rabbim sabırlar ihsan eylesin. Bizler de bu kardeşimiz gibi halleneceğimiz zamanda kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek çenemizi kapayıp ruhumuzu teslim edebilmemizi Rabbim cümlemize nasip ve müessir eylesin. Kıymetli müminler, şimdi aslında Kur'an'ın ifadesiyle, sevgili peygamberimizin tavsiyesiyle cenaze üzerinde düşündüğümüz zamanda hiçbir söze aslında gerek yok. En güzel vaaz önümüzde duran cenaze. Bu dünyada ömrü bitip ahireti uğurlamak üzere olduğumuz buradaki kardeşimizin durumu. Allah'ım cümlemize buranın hesabını yaparak her an bir de bu akıbette karşılaşacağı şuuruyla her zaman ölümle bir arkadaş gibi yaşayarak onu hatırımızdan çıkarmadan yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Muhteremler, şimdi genelde bir cenaze merasimlerinde ölüm ile ilgili, ahiret ile ilgili ayet ve hadisi şerifleri okuruz. Ayet-i kerimeler ve hadisi şerifleri okuruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak kelle izâ belegatit terâgıye can bu köprücük kemiklerine geldiği zaman artık hayat bitmiş, artık hakikatte de karşı karşıya gelme durumu, gelinmiş bir durum. Herkes ölmek üzere olan kişinin karşısında ne yapabiliriz? Nerede iyi doktor var? Nerede iyi bir hasta var? Hatta nerede bir okutacağımız iyi bir hoca var diye çareler aradığımız, tedavi görmesi için yani şifa bulması için imkanlar aradığımız bir zaman. Ve gîle men râk
yok mu buna bir çare bulacak, bunu iyileştirecek yok mu derler buyuruyor Cenab-ı Hak o esnada. O ölmek üzere olan kişi ve zanne ennehül firak, artık bu gidiş, bu gidişin artık Allah'a gidiş, yöneliş, yani bu dünyadan artık ayrılış olduğunu ölmek üzere olan kimse anlar bunu, onu zanneder diyor Cenab-ı Hak buyuruyor. Şimdi Cenab-ı Hak müşriklere, inanmayanlara, Allah'ın birliğini kabul etmeyenlere öldükten sonra bu dünyada yaptıklarımızın hesabını vermeyeceğiz, böyle bir şey yok diyenlere karşı Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimeleri onlara sürekli okuyup onları imana davet etmiş ve dünyadayken yetimi ezmeyin, garibi itip kakalamayın, faizcilik yapmayın, şans oyunları oynamayın, zulmetmeyin, yol kesmeyin, haram yemeyin vesaire. Bunlar üzerinde Peygamberimiz devamlı ikazda bulunduğu zaman da onlar inatla ahiret varlığının doğruluğunu kabul etmemekte ısrar ediyorlardı. Bizi yaratan kim? Yüce Rabbimiz. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪ينَ Ben insanları en güzel şekilde yarattım buyuruyor. Öyleyse Rabbim bizleri yaratmış, yarattıktan sonra da kullanım kılavuzunu vermiş. Ey kullarım, ben sizi yarattım. Yiyin, için, gezin, dolaşın ama şu talimata uyarsanız hem dünyayı kazanırsınız hem de ahireti kazanırsınız. O kullanım kılavuzu da muhteremler Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in nasıl yaşanılacağını uygulayarak, yaşayarak bizlere gösteren kimdir? Ahir zaman nebisi bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Öyleyse muhteremler, Kur'an'a göre kendi hayatımızı sonlandırmamızı Rabbim bizlere nasip eylesin. Şimdi bakınız, ekseru zikra hedimil lezzeti, lezzetleri, tatları bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın buyuruyor Peygamberimiz. Ölümü çok hatırlamak diyor dini kitaplarda, akıllı insanların işidir diyor. Ve ona göre hareket etmek, ahiret için hazırlık yapmak demektir. Ekseru mi zikril mevti, fe inne yumehisuz dünübi, ölümü çok hatırlayın. Ölümü çok hatırlamak günahları imha eder, dünyaya olan bağlılığınızı, düşkünlüğünüzü azaltır, yok eder diyor. Öyleyse muhteremler, müminler olarak ahiret varlığına göre, ahiret hayatına göre hayatımızı dizayn etmemiz gerekir. Ona göre ölümü çok hatırlayıp ölümden sonrası için kendimizi hazırlıklı olmaya çalışmamız lazım. Can kulağıyla dinlediniz. Yüce Rabbim sizlerden razı olsun. Cenazeye iştirak ettiniz. Allah'ım her attığınız adımlarda günahlarımızı silsin. İkinci adımda da sevap amel defterimizi ikram eylesin inşallah. Muhteremler, şimdi bu mezar, musallada yatan merhum kardeşimizi dünya hayatında ve kemali sıhhatinde nasıl bilirdiniz? İyi bir er kişi miydi? İyi bilirdiniz. Yine nasıl bilirdin? İyi bir er kişi miydi? Kedalik nasıl bilirsin? İyi bir er kişi miydi? Muhteremler, şimdi dünyanın şu meşakkatli durumlarında komşuluk ilişkilerimizde olabilir, söylemlerimizde olabilir, davranışlarımızda olabilir, hal hareketlerimizde olabilir. Belki size gücendirmiş olabilir, hakkınız olabilir. Affedeni Allah da affeder. Bağışlayanı da Allah da bağışlar. Bağışlamayanı, gattar olanı Allah da gattar davranır. Affedici olmayanı Allah da affetmez. Bu kardeşimize haklarınızı yürekten seve seve canı gönülden helal ettiniz mi? Helal olsun. Yine helal ettiniz mi? Helal olsun. Kederlik yine helal ettiniz mi? Helal olsun. Ben de helal ettim. Helal ettim diyenlerden ve hepinizden Yüce Rabbim hoşnut, memnun, razı olsun. Salate. Peygamber için salavate, meyyit için duaya.
dört tekbirli cenaze namazına. Uyalım önümüzdeki hazır olan imama, deyin azizam. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî kâle fî kitâbihil kerîm: Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileynâ turcaûn. Vessalâtu vesselâmu alâ rasûlinâ Muhammedin lezî gîle fî şânih: İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Cenâb-ı Rabbül âlemîn ve yâ erhamer râhimîn. Okumuş olduğumuz sure-i celîlelerden meydana gelen sevabı ya Rabbel âlemîn, bugün bu âlemden ebedi âlemi uğurlamak üzere olduğumuz merhum kardeşimin ruhuna gönderiyoruz. Ya Rabbi ruhunu haberdar eyle. Ya Rabbi ruhunu sevindir. Ya Rabbi ruhunu hoşnut, memnun, razı eyle. Şuradaki manevi atmosferden kendisini haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbim yolculuğunu hayırlı eyle. Yolculuğunu güzel eyle. Mübarek eyle. Varacağı kabir alemini, berzah alemini cennet bahçesinden bir bahçe eyle Allah'ım. Cehennem çukuru olmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbim günahlarını ve günahlarımızı affeyle. Kusurlarını ve kusurlarımızı mağfiret eyle. Suçlarını ve suçlarımızı bağışla ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin. Allahümme inneke afuvun kerimin tuhibbil affe fe'afu anne. Ya Rabbel Alemin. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bu kardeşimizi ve cümlemizi bağışla ya Rabbim. Amin. Ya Rabbel Alemin. İnsani ve İslami görevini ifa etmek için, komşuluk, akrabalık, dostluk görevlerini ifa etmek için yakından ve uzaktan buraya teşrif edip amin diyen kardeşlerimizin de annesinden, babasından, kardeşlerinden, çocuklarından, eşinden, dostlarından, yakın uzak akrabalarından ahirete itiyar edenlerin de ruhlarına ayrı ayrı hediye gönderiyoruz. Ruhlarını haberdar eyle Allah'ım. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuruyla pür nur, seyyatlarını tebdil eyle. Seyyatleri varsa şu anda kabir azabı çekmekte işeler. Şuradaki ziyafet hürmetine, manevi atmosfer hürmetine, yüce kelamın hürmetine kabir azaplarını halas eyle Allah'ım. Bizler de onlar gibi halleneceğimiz zamanda sağımızda Kur'an, göğsümüzde iman, dilimizde kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek çenemizi kapayıp ruhumuzu teslim edebilmemizi bizlere nasip eyle. Allah'ım, sevgili Habibin buyuruyor ki, cenaze merasimine katılan bir kırat, yani bir Uhud dağı kadar sevap alır. Cenazeyi defin esnasında bulunanlar iki kat daha fazla sevap alır buyuruyor. Bu hadis-i şerifin sırrına erenlerden bizleri eyle Allah'ım. Amin diyen dillerimize dert verip dermanı aratma. Yapmış olduğumuz dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, bütün kutsal mekanlarda yapılan ve kabul olunan duaların zümresini ilhak eyle ya Rabbim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.
kapılar kırıldı. Salam.